yeniden herkese merhaba. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta öbür gündemde kalan, çok da konuşulamayan, aslında hiç konuşulmayan bir gündemimiz var. Oscar ödülleri. Onu konuşmaya çalışacağız. 94. kez düzenlenecek, bir diğer adıyla Akademi Ödülleri. Bu yıl katılacak olan filmimiz belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Türkiye'den Bağlılık Hasan isminde bir film adayı olarak açıklandı. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu yapıyor. Onu konuşacağız. Oscar'ı hiç alamadık şimdiye kadar. 27. kez yanlış hatırlamıyorsam katılacağız. 28. kez katılacağız. Neden alamadık? Neden alamıyoruz? Ve neden sürekli bu öbür gündemde kalıyor? Bunu merak ediyoruz. Yanımda İlke Özalp ve Hale Kaplan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Bağlılık Hasan filmiyle katılacağız. Aday olduk. Aday oldu Bağlılık Hasan filmi. Bu film aslında üçleme bir film serisi. İlk serisi neydi? Bağlılık Aslı. Aslı. Bağlılık Aslı filmi de Oscar'a aday olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Bakalım bu yıl bize şans getirecek mi? Nelerle karşılaşacağız? Oscar ödüllerinde biliyorsunuz hep bir böyle şanssızlık mı desek, daha önce bir potaya girme şansı elde etmiştik. Bir kere onu kaybettik. Neydi bu film? Üç Maymun filmiydi. Nuri Bilge Nuri Bilge Ceylan'ın, Ceylan'ın güzel de ara bir listeyi filmdi. kullanma listede yine kendimizi Yer alamadık. gördük. 9 film arasında 5. ilk 5'e girmemiz gerekiyordu. İlk 5'e giremedik. Sonrasında İngiltere, İsviçre ve Türkiye prodüksiyonunda çekilmiş bir film vardı. Neydi? Umuda Yolculuk Doğu'da. Onda da böyle o film Oscar kazandı, Oscar Kazandı. En aldı iyi yabancı film bakıldığında. Oscar'ı aldı. Zaten Türk Evet, filmi değildi Türk o. Yani filmi değildi, Türk olarak yarışa girmedi. İsviçre'ye gitti bu ödül. İsviçre'ye verildi ama senaristliğini bir Türk yapmıştı. Oyuncuları Türktü. Neden biz Oscar'ı kazanamıyoruz, Oscar elde edemiyoruz? Birçok ayrı dalda yarışmalar düzenleniyor Oscar ödüllerinde. Bu dallardan aday gösterilemiyoruz bir türlü. İlke senle başlayalım. Ne düşünüyorsun? Neden kazanamıyoruz? Çünkü katılamıyoruz. Yani katılmıyoruz biz Oscar'a. Yani Aday aslında olamadığımız için. aday olmadığımız için doğal olarak kazanamıyoruz. Aday adayı diye bir kavram var. Bu da şöyle ifade ediliyor. Türkiye'de nedense bir Oscar kompleksi var aslına bakarsanız. Aslında toplum olarak hiç ilgilenmediğimiz ama toplum olarak nedense bir hassasiyetle her aday adaylığımızda Türkiye'nin Oscar adayı diye manşet çıktığımız bir durum söz konusu Oscar ödülleriyle ilgili. Biz bugüne kadar hiçbir zaman aday olamadık. Bir kere bunu netleştirelim. Evet, işte neden adayı filmlerimiz aday dahi olamıyor? Şöyle bir durum var. 1964 yılında Susuz Yaz filmi aslında Üç Maymun değil. 1964 yılındaki Susuz Yaz filmi en çok yakınlaşan filmdi Oscar Öyle adaylığına. mi? Evet. Ve 1980'e kadar 25 yıl boyunca yapımcılardan bağımsız olarak Amerika'ya gidebilen ne diyeyim film sahipti. Aslında onlara da yapımcı demek doğru. Yapımcı olarak Amerika'ya gidip yani bireysel olarak Los Angeles'a gidip merhaba ben geldim bu da benim filmim ben bunu size vermek istiyorum. Bu ortama sokmak istiyorum diyen yapımcılar sayesinde o filmler oraya gidiyorlardı. O zaman 25 yıl imkanlar boyunca böyle değil ve tabii. kategoriler sanırım o Aynen. kadar da Yani fazla değil. 1980'lere kadar zaten hiçbir şekilde biz Amerika'ya gidip film veremedi hiçbir yapımcı. Neden? Çünkü çok pahalı. Evet, Maddi Susuz Yaz ilk olanaksızlıklar. Evet. 64'te katıldığımız ilk Aynen. film Evet. aday oldu. Daha sonra 1980 sonrasında Kültür Bakanlığı olaya giriyor ve tamam diyor ben diyor bu işi destekleyeceğim ve yapımcılara destek oluyor ve biz artık sadece kişisel ve bireysel bazda para harcayarak gitmek yerine işte komiteyle bir film seçip film gönderme şansını elde ediyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın işte Cannes Film Festivali'nde aldığı ödüller, hatta ondan öncesi Fatih Akın'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödüller ki Fatih Akın Almanya olarak da katılsa da yani Türk yönetmen bazında bir Türkiye'nin başarısı Türk filmi gibi algı oluşturmaya başladı, başlamadı değil. O yüzden hatta şeyi söylemek mutlaka önemli bence. Ferzan Özpetek'in İtalya'daki başarıları vesaire ki 2021'de ciddi adaydı İtalya sineması adına Oscar'da. Tüm bunlar tabii ki biraz daha bizi Oscar'a yaklaştıran etmenler. Ama standart olarak baktığımızda
Teknik kısma hiç şu anda girmeyeceğim. Çünkü zaten Oscar alan filmleri hani esprili bir gözle değerlendirdiğimizde işte dönem filmi olmalı, siyah beyaz olmalı, Amerika'yı övmeli falan deyip yani bir film ortaya koyduğunuzda zaten kazanıyorsunuz. Yani böyle çıkarımlara da girebiliriz işin öbür tarafında. Bunlara hiç girmeden baktığımızda zaten bu kriterler nihayetinde değerlendirildiğinde Türk filmlerinin başarılı demeyeyim yanlış olur, ayıp olur. Aday olma şansı zaten henüz yok. Yani adaylık kriterinin önce bizim elde etmemiz gerekiyor diye çok düşünüyorum. Çok sert olmadı mı? Bence başarılı olan da var yani. Olan Oscar'a giren yok ama. Yani. Oscar'a giren yok ama. Tabii ki başarılı filmlerimiz var. Susuz Yaz mesela 1964 yılında Metin Erksan'ın filmi Nur evet. İçinde Yatsın. Biz Berlin'de Altın Ayı'ya başvurduk ve aldık. Tabii, tabii. Şimdi bu bizim filmimizin başarısız olmadığını gösteriyor. Aslında tabii. Oscar alamamak bir başarı ben değil. Bu bir kriter adaylık değil. Adaylık olma konusunda başarısızlıktan bahsediyorum. Anlıyorum. Film başarısızlığı asla yok. Değil. Yani hayır, bir bugün... ölçü gibi anladım ben onu. Sadece orada bence bir ölçü olarak görmememiz de lazım. Godard'ın Oscar almış bir filmi yok mesela. Godard. Lars von Trier 6 kez aday oldu ama hiç Oscar alamadı. Alfred ama ben yine şunu tekrar etmek isteyeceğim. Çünkü yanlış anlaşılım. Filmin başarısından bahsetmedim ben. Oscar adaylığı bir başarıdır. Oscar adayı olamamak o kriterlere henüz girememek. Yani o kriterlerdeki başarısızlığımızdan dolayı biz Oscar adayı olamıyoruz'u ifade etmek istedim. Yoksa filmlerimiz zaten başarılı. Yok ben onu anladım. Hani izleyen açısından belirtme yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. Mesela az önce Berlin Altın Ayı ödülünü örnek gösterdim Susuz Yaz'da. Bizim göğsümüzü kabartan bunun gibi birçok uluslararası festivalde ödül alan filmimiz var. Cannes'da Nuri Bilge Ceylan, Venedik'te Derviş Saim. Ondan sonra Semih Kaplanoğlu yine Bal ile Altın Ayı almıştı. Bunlar aslında bizim sanatsal anlamda, dünya çapında sinemamızın adını duyurabileceğimiz, nitelikli işler yaptığımızın göstergesi tabii olan ki. İşler. Ama Oscar almak çok başka bir şey. Şimdi sanat kamuoyunu düşünüyorum. Festivalleri düşünüyorum. Cannes'ı, Berlin'i ya da işte Venedik'i. Oscar mı bu festivaller mi? Hatta buna Altın Lale'yi de dahil edebilirim ben. Hani yerli olduğu için Altın Lale filmlerini de izlemek isterim. Mesela bir film Cannes'da ödül almışsa hiç şüphe etmeden izlerim. Ama Oscar'lı bir filmi mutlaka bir sanatseverden tavsiye alarak izleme gereği duyarım. Çünkü Oscar'da sanat değil popülarite yarışır daha çok. Ben Oscar jürisini de politik ve tutucu buluyorum aslında. Çünkü Oscar alabilen filmler biraz militarist, Amerikan gücünü, kahramanlığını öven filmler aynı zamanda. Bu Hollywood etrafında dönen bir yarışma, diğerleri festival. Bu ikisini ayırdığımız zaman aslında daha netleşiyor sanki tablo. Etrafında dönen dedim bu aslında Gerard Beton'un tespiti. 1911 yılında Hollywood'un ilk platosu kuruldu ve o zamandan bugüne sinemanın Mekke'si diye teşbihte hata olmaz. Hakikaten onun etrafında dönmüştür. Aslında büyük bir vizyon gösterisidir. 1,5 milyar insan izler Oscar'ı. Diğer sanat festivallerinden onu ayıran da budur. Şimdi yabancı dilde filmler kategorisi. Gerçekten çok önem verdiğim bir kategori. Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Yabancı dilde ödül alan filmler bir tarafa. Çünkü dönüp baktığımızda Almodovar, Fellini, Kurosawa, İtalyan filmlerinde biraz 14 aday var galiba. İtalyanlar 14 ödül aldı. Tabii. İtalya, Fransa var ikinci sırada. 12 ödülde aynen. Truffaut'un ödülü var mesela. Evet. Hatta listeden bakıp söylemek daha şey olur. Mesela evet Asghar Farhadi İranlı bir yönetmen bu. 2 ödül almış. İran hatta Oscar da aldı şeyde yabancı dilde ciddi. Evet, bayağı bir iki ses ödülü var. Evet. İlk önce Bir Ayrılık'la almıştı ki bütün dünya Asghar Farhadi'nin ismini bu filmle duydu. Ardından Satıcı geldi. Aslında yönetmen için bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Çünkü Oscar almak, o az önce bahsettiğim 1,5 milyar insan izlediği için gişe almak demek. Gişe almak çok önemli mi?
Evet, önemli çünkü sinema sektörünü besleyen, büyüten, o filmlerin devamlılığını sağlayan şey gişe. Hı hı. Slumdog Milyoner mesela %200 artış almıştı Oscar'dan sonra, evet, değil mi? Evet. Bu gişeler bu yüzden önemli. Yabancı filmler kategorisini ayrıca ele almak ve önemsemek gerekiyor. Keşke, yani biz zaten burada adaylığa başvuruyoruz ama bir şekilde bunu şimdiye kadar elde edemedik. Umarım bu sene olur. Peki, dediğimiz gibi evet belki filmlerimizin kalitesini ölçebileceğimiz bir yarış değil ama adaylığını dahi geçemiyor oluşumuz, oradan seçilemiyor oluşumuzun acaba bu komisyonun artık her neyse bizi görmezden geldiğine bir işarettir, yoksa böyle bir şey yok da biz mi? Türk yapımı, Türk sineması filmleri mi mesela acaba? Mesela burada şeye girebiliriz aslında. Bir makalede okudum. Mark Johnson, akademi üyesi bu arada Mark Johnson, yani Oscar belirleyen kişilerden biri. Teknik olarak şöyle değerlendiriyor. Türk filmlerini zaten tanımıyoruz. Tanıdığımız Türk filmlerinde de karakterlerin iç çatışması çok çok az diyor. Yani hani burada işte sinema severler ya da sinemadan anlayanlar şey değerlendirebilir. Evet, işte senaryo bazında karakterler sadece tek düze. İşte bir problemi var ve sadece o problemin üzerine giden karakterler diye. Aslında şöyle bir söylediği zaman düşündüm hani öyle mi falan diye. Sonra Ahlat Ağacı geldi aklıma mesela. Orada hiç öyle değil. Değil, asla değil. Ondan sonra da zaten Mark Johnson diyor ki, gerçi diyor bunu söylüyorum ama diyor Türk filmleri ne kadar izledim onu da bir sorun bana diyor. Bakıyorum İtalyan filmleri 3 kere Fellini almış. Yani bir belleme var orada. Asghar Farhadi 2 kere almış. Evet. Ondan sonra kim vardı? Vittorio De Sica 3 kere almış. Bir giriş yapsak arkasını ben çok rahat gelebileceğini düşünüyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın kesinlikle de böyle. Şeyde yine eskilere gittiğimizde 91 yapımıydı Uçurtmayı Vurmasınlar filmi. Yani bence kesinlikle Oscar alması gereken bir filmdi. Yani sonradan Oscar alan filmlere baktığımızda siz hani popüler filmler dediniz Oscar filmleri için ama aslında son 5 yıl hatta 10 yıla baktığınız zaman çok popüler filmden ziyade çok daha böyle şey sosyoekonomik durumları ortaya koyan, işte ırkçılığı ortaya koyan, mülteciliği ortaya koyan son 5 yılda bir kırılma. Aynen. Çok doğru. Filmler Oscar almaya başladı. Yani Asyalı bir yönetmen, kadın yönetmen ilk defa geçen yıl ödül aldı. Bravo. Evet. Aynen öyle. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde bu sefer insan ister istemez şuna giriyor. Demek ki siyasi şeyler var. Hani işte bir takım bürokratik engeller var, bilinçli giden bir şeyler var falan diye. Ha bunun için işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hani her uluslararası yarışmada yorum yaptığımız şeyler gibi forma dönüşüyor ama şöyle bir en başa dönelim. Siz 1911 Amerikan sineması dediniz. O noktadan baktığımızda zaten 1929 yılında Sinema Akademisi ödül vermeye başladı. Louis Mayer bu işi organize ediyor ve adam şunu söylüyor. Yapımcıların boynuna madalya asarsam daha çok benim istediğim yaparlar. Yani resmen sadece bu mantıkla sadece sektörün işe yarayanlarına verilecek bir ödül sistemi ortaya koyuyor ki o zaman Oscar falan da değil yani olay. Yani heykelcik falan yok orada. O 1930'dan sonra ortaya çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam heykelcik durumu. Ve işte sektörün ileri gelenlerini kısaca pohpohlamak niyetiyle ortaya çıkan bir sistem. Hatta ilk ödül çok enteresan, bunu gerçekten söylemek istiyorum. Konudan biraz uzaklaşacağım ama ilk ödül 1918'de savaş sırasında Fransa Savaşı'nda Amerikan askerinin kurtardığı bir köpek var, Rin Tin Tin isminde. Bu köpek bu olaydan sonra 24 filmde oynuyor. Ve ilk Oscar'ı köpeğe vermek istiyor akademi. Gerçekten köpek kazanıyor fakat diyorlar ki ya ayıp olur, köpeğe verilir mi bu iş? bu ödülü köpeğe veremeyiz deyip oyuncuya veriyorlar. Başka bir filmin oyuncusuna veriyorlar. Şimdi ismi aslında not aldım buraya ama hatırlayamadım. Ve ondan sonra tamam diyorlar, hani biz kişi bazında ilerleyelim. Hı hı. Yani olayın en başına baktığımızda bunu neden anlattım? Çok da böyle işte siyasi mi acaba, politik mi, şu bu falan gibi kriterler yok o dönemde. Fakat sonradan sonraya ki bence heykelciğin çok etkisi var. Şimdi Kılıç Hoca olsaydı burada hemen yine söylerdi. İyi ki yine komplolara girdi diye. Çünkü onu burada anmadan geçemedim o yüzden. Çünkü heykelcikle birlikte sistem değişiyor. Şimdi tabii ben bunu öğreneceğim ama heykelciyi incelemeye başladım. Heykelcikte işte
kılıç, haçlı kılıcını tutan bir aslı şövalyedir o. Hı hı. Ve buradan yürüyen bir sistem kurulacağının işaretini veriyor. Şimdi hani o kadar çok yönlü değerlendirebilirsiniz ki aslında neden Türkler, daha doğrusu neden yabancı filmlerde sadece İtalya 14 tane ödül almışken, Fransa 12 tane ödül almışken Türkiye'de hiç yok. Ya da işte yıllara baktığınızda o inanılmaz bir dengesizlik var. Şimdi bunları buralardan da girebiliriz. Evet, aslında bitirdiysen ben tabii, bir şey söylemek istiyorum. Yani Türk sinemasının tarihine de biraz bakmamız gerekiyor. Biz ilk filmimizi 1914'te yaptık. Ayastafenos'taki Rus abidesinin yıkılışı. Hikayesi. Bir film değil aslında. Belgesel niteliğinde bir görüntü Ruslar değil. Ruslar işgal için geliyorlar. İşte oraya bir abide yapıyorlar. Aynen. Sonrasında bir subay onu filme alıyor. Hatta 150 metrelik bir belgeseldir o. O da çok enteresandır yani. Hani en uzun belgesel olarak nitelendirir. Film makarası 150 metredir onun yani. Çok inanılmaz bir olaydır o. Evet. Ondan sonra Casus ve Pençe diye başlıyor. Evet. Öyle giriyor. Sedat Simavi. O dönemde tiyatro etkisi çok baskın. Muhsin Ertuğrul aslında bu işin öncülüğünü yapıyor. Şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Batı'dan teknik olarak sinemayı alıyoruz ama ilk 50 yılda içerik olarak da biz aynen alıyoruz. Fransız sineması, tiyatrosunun çok etkisi var, sinemasının da etkisi var. O Muhsin Ertuğrul'ların teatral güdülerle yaptığı filmlerden 1950'lere geldiğimizde özgün yapımlarla küçük küçük karşılaşmalarımız oluyor. Ondan sonra Lütfü Akatlar, Metin Erksanlar daha böyle avantgard yapımlarla aslında göz dolduruyor. Doğru, doğru. Yeşilçam dönemimiz var. 80'li yıllarda hiç anmak istemediğimiz arabesk film ve erotik film dönemlerimiz var. Biz 90'lara geldiğimizde yönetmenlerimiz artık ötör olarak adlandırılmaya başlıyor. Bizim şu an 6 tane ötörümüz var bildiğim kadarıyla ve uluslararası alanda ödüller almaya başlıyoruz. Bu bizim için çok heyecan verici. 1996 yılında Derviş Zaim Tabuto Revaşata'yı çekiyor ve bağımsız çok sinema Türkiye'de başlıyor diye heyecan duyuyoruz. O yüzden hani Türk sineması bu 100 yıllık süre içerisinde emekleme aşamasından ayağa kalktı, buraya geldi. Hani çok da kendimizi hırpalamamıza gerek yok, biz niye yapamıyoruz diye. Yapacağız. Semih Kaplanoğlu sineması. Artık oraya gelelim mi bilmiyorum ama. Gelelim. Orada da şöyle bir şey. Hani dediniz ya alışılması lazım, duyulması lazım. Semih Kaplanoğlu acaba ikincide bir başarı elde edebilir mi? Onu da Semih Kaplanoğlu sineması yorumunuzdan sonra değerlendirmenizi isteyeceğim. Semih Kaplanoğlu biz kimiz sorusunu soran bir yönetmen. Ben çok değerli bulurum. Mesela Altınay'ı aldığı zaman Berlin'de Hristiyan Kiliseler Birliği'nden ödül alıyor. Maneviyatı yüksek diye filmi beğeniyorlar. Oysa o güne kadar daha önce yani Müslüman bir yönetmene verilmemiş. Filmdeki Miraç Kandili, Miraç Kandili'nde kadınların okuduğu Miraçname onları çok etkilemiş ki. Gerçekten çok etkileyicidir. Yani Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin Miraç Bahri de öyledir. Yani bunlar evrensel eserler. Yani çağların ötesinde dünya durdukça anılacak eserler. Yani Paşa Bel'in Kanonu gibi, Itri'nin Salat Ümmiyesi gibi. Hangi dinden, hangi ırktan, dilden insan olursa olsun bu eserlerden etkilenir. Semih Kaplanoğlu sinemasında otantik bir öğe olarak kullanmıyor bunları. Organik bağlantıları bize var. Dair, bize özgüyü olanı ortaya koyuyor. Yani her zaman zaten olması gerektiği çok gibi. Bir gerçeklik vurgusu çok fazla. Gerçeklik vurgusu fazla. Yani bal süt yumurta üçlemesi gerçekten harikadır. Yüksel Aksu'dan burada bahsetmek istiyorum. Kesinlikle. Bir konuşmamızda onlar aynı okuldan mezunlar. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesinden arkadaşlar demişti ki Semih hep organik ürünler üzerinden gidiyor filmlerinde. Ben de ambalajdan gideyim dedi. Dondurmam Kaymak ilk filmi dondurma. Doğru, arkasından doğru, gazoz geldi. Doğru. Üçüncüsü bisküvi olacak demişti. Neydi? Ekoköy. O arada evet Entelköy, Efeköy'e karşı. Efeköy'e karşı hatırlayamadım birden. Şey Yüksel Hoca'da da şey var. Yani organik ambalaj olarak ifade etmiş ama aslında senaryolarında bir organiklik var yani. Elbette onu zaten vurgulamak istiyordum ve selam göndererek söyledi bunu. Yani bisküvi filmi de ben merakla bekliyorum. Ambalajlı olduğu için belki Oscar'da aday olabiliriz. Ümitliyim yani i̇nşallah, sonraki senelerde işte inşallah. Oscar'da biraz ambalaj mı lazım? Buradan bunu mu anlayalım? Belki de. Ben öyle hissediyorum. Yani bugüne kadar mesela en çok haber olan ve en çok yaklaştığımızı düşündüğüm zaman
Yılmaz Erdoğan'ın filmiydi. Kelebek. Kelebeğin Rüyası. Kelebeğin Rüyası. Ben Eşkıya'da da çok mutluydum aslında bakarsanız. Evet, Eşkıya. Bence Eşkıya çok ciddi. Hatta zaten Eşkıya'nın şöyle bir özelliği de var konu oraya gelmişken. Türk sinemasını tekrar canlandıran filmdir Eşkıya. Yani Eşkıya'ya kadar Türk sineması diye bir şey yoktu. Hatırlarsınız şey sinema salonlarında Türk filmi mi falan hani mümkün değildi yani. Eşkıya ve... Gişenin hareketlenmesi onunla mümkün oldu. Çok doğru. Eşkıya'dan sonra Türk sineması şahlandı. Ve bence... Uçurtmayı Vurmasınlar'dan sonra benim favorim Eşkıya'dır. Yani Oscar adayı olup alabilecek fonda filmlerden biridir kesinlikle. Ben jüriysem şu an ben de adayımı söyleyeyim. Evet söyleyelim bunu. Şimdi bu sene Semih Kaplanoğlu aday oldu diye onu kayırıyorum sanmayın ama bence Bağlılık Aslı. Bağlılık Aslı dedim ya yani Semih Kaplanoğlu'yla tabii ki alakalı ama benim için daha önemli bir tarafı var o filmin. Çalışan anne sorununu çok gerçekçi bir tonda, çok dramatik bir şekilde işlemiştir. Tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri. Kadın sorunu içerisinde çalışan kadın sorunu biraz ötekileştiriliyor gibi hissediyorum ama bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bizim gibi çalışan anneler, ahtapot kadınlar, süper kadınlar olarak anılacak ve duygu tarihinin yazılması açısından böyle filmlerin yapılması ve ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bağlılık Aslı o yüzden... Bence evet bu konu yabancı dilde Oscar'ımı alır yani. Veriyorum. Doğru. Peki. 7. Koğuştaki Mucize'ydi benim de favorim geçen yılki aday adayımız. O zaman ödül gerekçesi de öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen ben açıkladım. Bence o da engellilerin toplumdaki bakış açısını, yerini çok derinlemesine anlatan bir filmdi, yapımdı. Başrolü zaten Aras Bulut İynem. İyiydi değil mi? Evet, evet. Aras Bulut'un canlandırdığı karakter çok zor bir karakterdi ve çok da iyi yansıtmıştı. Ova'yı zaten söylemiyorum. Bilmiyorum belki duygusal bir insan olduğum için bana çok işledi film ama. Yok konu olarak doğru. Yani bir dönemi yansıtıyordu. Evet. Zaten dönem film için evet, o da çok önemli film şeydi. Olması... kesinlikle. Oscar seviyor bunu evet. Evet yani Oscar'ın... Ya Oscar'da şimdi dönem filmi olacak işte ilk sırada yer alıyor mutlaka ödül alıyor. Evet yani istatistiklere baktığımızda bu gerçek var. Ama çok şaşırtan filmler de var. Mesela 2015'teki Birdman filmi. Orada da mesela sanırım dönem filmi değil o. Sanırım diyorum filmi izledim ama acaba dedim hani o dönemki tiyatroyu mu anlatıyor gibi düşündüm ama orada tek plan çekilen bir film Birdman. Yani kamera kayda giriyor ve filmin sonuna kadar 90'dan da fazla bir dakikası var yanlış hatırlamıyorsam. Tek planda bütün filmi bitiriyor ve bu film Oscar aldı. Şimdi burada hani Türk filmleri acaba teknik açıdan yetersiz mi vesaire falan filan. Bu da bunu çürüten bir şey işte. Evet doğru. Yani, hani bayağı tek planda filmi bitiren bir şey. Oscar yani, biraz nasip işi galiba. Ben oraya doğru gidiyorum şu an. Ya bence biraz ben mesela bu sene bunun nasip olmadığını ispatlayacak bir şey söyleyeceğim size. Spencer filmi Diana'yı konu alıyor. Yani aday. Bence büyük çok ciddi bir aday. Hani ki son dönemde İngiltere'deki olayları baz alırsak işte Charles'ın ölmesi, vefatı falan vesaire işte kraliçenin durumunu baz aldığımızda Diana çok güçlü bir Spencer filmi daha doğrusu Diana'nın şeyden ayrıldıktan sonraki prensten ayrıldıktan sonraki dönemini anlatan bir film var mesela şeyde aday olarak. Çok güçlü diye düşünüyorum. Macbeth'i anlatan bir film var. O da dönem evet, filmi olarak. Evet ben Macbeth'i ben de şey aynen. veriyorum. Yani şans onlar veriyorum. Onlar bence varken bilmiyorum yani hani o alırlar diye düşünüyorum. Peki bu skandallar için ne diyorsunuz? Bir dönem beyaz eleştirisi olmuştu ve genelde ABD'li yapımların zaten bunu da değindik ucundan kıyından ama Bir de seçici kurulun genelde ABD'li sinema profesyonelleri tarafından seçiliyor olması. Tabii. Yani bu seçici kurulu belirleyen ne? Onu aslında dair... dışarıdan da üye alınabiliyor. Belli kriterleri var. 6000 kişiler. Bunların istatistikleri bana biraz korkutucu gelmişti. %94'ü beyaz, %50'den fazlası yaşlı, 70 üzeri mi? Evet o yaş konusu yaşlı çok beyaz eleştirilen bir konuymuş. Yani. Araştırmalarımda gördüm. Acaba yaşında loca. Önemi var mı? O seçilen ilk 5'e giren evet, Oscar'ı alan bir de 1500 kişilik bir ayrı kadro var. Onlar da ikinci tur elemelerini yapıyorlar. Bunlar da set işçilerinden, dekoratörlerden, ses efektini düzenleyenlerden vesaire. Yani o filmlerin aslında mutfağında yer alan insanlar bunlar.
ve bunlar jüri ve lobicilik faaliyeti de yürütüyorlar. İster istemez bunu yaparlar. Bu biraz kaçınılmaz. Aslında en büyük skandal budur belki. Aslında şu an çok şaşırdım. Yani mutfağında yer alan insanlar... Evet, jüride... Teknik ekip mi? Teknik ekip, 1500 kişiden oluşan teknik ekip ikinci tur oylamaları yapıyor ve asıl belirleyici olan da onlar aslında. Enteresan bir bilgi. Yani bir taraftan şimdi set çalışanı olarak çok hakkaniyetli olacaklarını düşünüyorum ben teknik ekibin. Açıkçası. Peki neden skandal o zaman? Muğlak. Evet, aynen. Ama ben şaşırdım yani. Ya benim filmim olsun ister. Ben de jüri üyeliği yaptım mesela. Aklım hep kendi gazetemdeki yani, arkadaşlarıma gidiyor. Yani ne yapayım? Bu kaçınılmaz bir şey. Yani tabii bilemiyorum. Hani teknik açıdan değerlendiriyorlarsa ve bunu teknik değerlendiriyorsa bence çok böyle şey olacağını zannetmiyorum. Ya bilemiyorum tabii şu anda. Hani çok dürüst çalışanlar hiçbirimiz olarak bilmiyorum. Orada neler dönüyor hiç kimse bilmiyor şeyi, aslında. Çok değinmek istedim yalnız şu anda. Değin bak. Şimdi skandallar. Aynen. Beyaz ırkçılık vesaire konularına değindi Simge. Çok da doğru söyledi. 88. Oscar ödüllerinde bir bakıyorlar ki her ödül beyazlara gitmiş yani. Hani böyle rahatsız edici bir şey var. Ne derler işte beyazlara giden bir ödül furyası var o gece ve Afro-Amerikanlar direkt isyan ediyorlar. Ciddi bir şey ayaklanma oluyor yani şeyde Los Angeles'ta olaylar çıkıyor falan filan ve bundan sonra zaten 89. ödül itibariyle başlıyorlar ırk gözetmeden ödül dağıtmaya. Yani böyle bir sindirme politikası falan da işlenmiş. Onu eklemek istedim. Hı-hı. Ama o gerçekten onu araştıracağım. Enteresan geldi yani teknik ekibin ödül vermesi. Bir yandan mutlu edici gerçekten. Evet yani eğer hani öyleyse güzel bir şey bu. Kötü değil yani. Hani hiç takdir anlamayan... edilisi ama en azından şu eleme yapılabilir. Yani o sene aday olan filmlerin mutfağından kimse girmesin gibi bir sınırlama konulabilir. Öbür gündemi burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olmayı umut ediyoruz. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın.